Merhabalar, bir kitap bir filme hoş geldiniz. Bu hafta ne izleyelim ne okuyalım da seçmiş olduğum DC Comics'in çizgi romanı. Adından da anlaşıldığı üzere çizgi roman. Birkaç bölümü bir araya getirip kitap yapmışlar. Ve çok çocukların da seveceği, yetişkinlerin de koleksiyonlarına katacağı özel bir parça. DC Comics biliyorsunuz yıllardır Superman'i, Batman'i, Aquaman'i vesaire bir sürü kahramanı çizgi roman olarak piyasaya sürüp bu kadar yıldır günümüze kadar geldi. Filmleri yapıldı, çizgi filmleri yapıldı, ürünleri satılıyor. Hala da popülerliğini sürdürüyor ve biliyorsunuz 2019 yılında bunun filmini yaptılar. 4 saatlik film aslında. İnternette baktığınızda 4 saatlik film olarak 2021 yılında bunu internet platformlarında sundular insanlara. Çünkü film belli bir kapasitesi var biliyorsunuz. Belli bir süreyi geçmemesi gerekir. Ve filmlerde, kitaplarda bunu mutlaka ilk çektiklerinden kırpıp yayınlıyorlar. Maalesef bütününü göremiyoruz. Birçok filmin kesilmiş sahneleri her zaman oluyor. Kitaplarda da çıkarıyorlar. Ben size bunu özel koleksiyon olarak almak isteyenler için söyleyeyim. Biraz pahalı çünkü. Bilmiyorum bunlar kütüphanelerde var mı? Emin değilim. Kütüphanedeki çalışan arkadaşıma sormadım. Çoğu kitabı kütüphanelerde de bulabiliyorsunuz. Getiriyorlar. İnşallah bu da vardır. Ben bakıp araştırmadım. Superman'inkini bulmak isterdim bu seride. Adalet Birliği'ni mutlaka izliyoruz. Bulursak çizgi romanını ya da almak istiyorsak özellikle bizim kütüphanemizde olsun dediğiniz bir nokta varsa o zaman alıyoruz. Kitabın adı Adalet Birliği. Filmin adı Adalet Birliği. DC Comics'in bir kitabı. Aldığı puan 3. Çizgi roman da almak da yarar var. Kütüphanenizde özellikle biriktirenler için söylüyorum. Koleksiyonumuzda bir de çizgi roman neden olmasın? Adalet Birliği'ni mutlaka 4 saatlik olanını görün. İnanılmaz ilk versiyondan 2019 yılındaki çok farklı olduğunu göreceksiniz. İnternette bulabilirsiniz. 2021 yılında piyasaya sürüldü. Mutlaka ve mutlaka görüp izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.